Karşımızda Diana var. Diana. Diana'nın ağır bir counter'ı yok ya. Sadece lane'de biraz domine edebiliriz ve edelim. Affetmeden. Electrocute. Büyük ihtimal Diana'ya karşı Phase Rush normalde turnuvada olsam onu seçerdim. Çünkü onun yaptığında her zaman kaçamayabiliyorsun. Phase Rush o yönden çok işlevsel olur. Agresif oynayacağım baya. Bakalım. Nocturne ağır dövüyor. Evet, ben de dayak yemiştim Nocturne'le. Diana'ya karşı Syndra. Corruption'la başladım. Niye? Çünkü adamın kafasına durmadan düz vurup skill atacağım. Hem Corruption hasarı hem de verdiğim ana. Rünlerden de güçlendirmeyi aldık Corruption'ı. İlk başta tabii hemen agresifleşmiyoruz. Q atacaktır büyük ihtimal. İlk Q'su önemli değil. Bir tane minyona vuruyorum. Rahat alabilmek için her zaman. O nasıl, bak o nasıl bende kalmadı mesela, bak bunu almaya gelecektir. Hop. Üstüne 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 üstüne. Yakıncı şampiyon rakip. Ben beklerim ki burada. Hiç de sıkılmam. Bir şey diyeyim mi? Üstüne 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 vuruyoruz, ağzını yüzünü vuruyoruz. Ondan önce 2 olacağız. Hemen bunu değerlendiriyoruz abi. Bak zonluyorum. CS alamıyor. Zon zon zon. Bir yandan minyonları kesmeye devam. Kesebilirsek tabi. Q'sunu dojluyoruz. Çok minyon kaçırmışım ya. Ona da kaçırtırmamız lazım demek. 2 oldu. Kalkanını açacaktır. 3 CS adam. Hemen geldiği gibi yapıştırdım. Ağzını fırlatalım şunu. Abi. Em yokmuş ya. E var diye attım. Gank atabilir. Potu kalmadı adamın. Bizim hala potumuz, manamız, her şeyimiz var. Tam minyona vururken yapıştırıyorum abi. Kalkanı yok. Gank burada galiba. Yo. Kalkanı yok. Vuruyoruz baba. Ya ciddi misin ya? Ölmedi ballı. Ben ölecek diye hiç basic atak atmaya çalışmadım. Uşuyoruz şimdi de. Arkadakiler ölmeyecek ama. Nice. 25'e 8. Tabi buradan bir 5-4-5 tane falan alacak. Bayağı ezdik. Dayanayı 5 dakikada kesersen 50 lira. Ulan ah be! Var ya alıyormuşum ha. Görmemiştim maaşı. TP basıp agresifliğe devam abi. Kolay gelsin orucum, iyi yayınlar Pantheon demiş. 5 dakikada kesemem artık. Ama kestim, saymayalım mı onu ya? Q'sunu dojuyoruz içeri doğru chat. Kalkanın bitmesini bekleyeceğim trade için. Çok iyi stun. Baitledik. Flash'ı var. Yapacağım bir şeyler yok. Güzel. Flash'ı gitti. Hemen freeze şeyliyim, zonluyorum. Boş durmuyorum, zonluyorum adamı. Hatta pushluyorum, kule altında baskıya devam. Potu kalmadı çünkü. Taba bastım, baktım. Devam. Ya bunu kaybedecek ya da kule altında darlayacağız daha. Bunu kaybedecek. Bravo. 34'e 14. CS adam. Daha ne yapalım? Dakika 5'ten önce plate alacağım. Bu ilk defa olacak hayatımda. İki potu var şimdi. Şunu bak, almaya gelecek. Hop. Q'sunu baitliyorum üstüne yürüyerek. Şuna Q atacak mesela almak için. Ya da düz yürüyecek. Bir potunu kullandırttık. Potunun bitmesini bekliyorum. Şimdi arkadaşlar. Tamam, yeter bu kadar agresiflik. Bokunu çıkarmayalım. Şimdi birazcık lane'i freeze'liyorum. Biraz daha akıllı oynamaya başlıyorum. Agresif oynamak yerine. Kayn botta hemen tıkladım abi bota. Hemen bota tıkladım. Kim geliyor buraya? Biri geliyor. Nice.
Nice, FB'yi aldık. Botta action'ı gördüm, tıkladım. Dayan 6 levelsa okey, sıkıntı. Burada da sıkıntı. Ne diyorsunuz? Öldürmez herhalde ya. Abi acı bana, stun'ım yok. Bakmıyorum. Lütfen öldürme. Yapacak hiçbir şey yok buna. Şunu almaya çalışacağım. Oo! 6 oldum. Gel lan. Gel hadi gel. Gel aslan. Yani Q'mu dodge'larsa kaçabilir. Allah. Ya ya. Bir tane daha V'yi pushlayıp def olup gidip mana eşyamızı alıyoruz. Topluyorum 60-60-120. Arkaya tek atar mıyız? 7 de atacağız. Bekliyorum o yüzden. Bak şimdi 120 manam oldu. Hop arkaya tek. Sonra devam. Devam. Hala geçerli çabuk ol, daha 3 dakika veriyorum. Alayım paraları. Alayım paraları. Oğlum çok güçlü hero ya, görmüyor musunuz ya? Profesyonel arenada en ezik hissettiğim, bitse de gitsek dediğim maç hangisiydi? SKT'ye oynadığımız maçların hepsi abi. Yani şöyle söyleyeyim, kameradaki siz fakersınız. Öyle bir şeyin imkanı yok ama. Yanlar böyle kararıyor üstüme, anladın mı? Kararıyor. Hemen bitse de gitsek dedim böyle kararmayı görünce. Helal dedi, 50 lirayı yolladı Twinkie'ye. Sözün eri çıktı. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Alacak onu. Hop, alırken stun'ı koyduk. Bize atlayacak. Olin yaptı. Ultim yok. Tehlikeli. E'si duruyor bu arada. Uf, son anda dodge'ladık. Güzel. Şimdi manamız da olacak o yüzden. Hayvan gibi spell harcayabiliriz. Item'dan dolayı manamız da olacak. Base'e gidince alabileceğim güzel bir eşya yok. O yüzden biraz daha kalıyorum. Farm'a devam. 2 level fark koyduk adama. 40 CS'e 64 CS. Bir tane daha plate aldık. İlk plate'i aldım mı ben ya? Kaçırdım galiba değil mi? Karşıda bak Kayn de mesela çok iyi gank atabilen bir hero değil ya. O yüzden bu agresifliği yapabiliyorum ama Jarvan olsun, ne bileyim, Lee Sin olsun, o tarz hero'lar iyi gank atabildiği için bu kadar agresif oynayamıyorum. Mesela Graves karşıda olunca o yüzden seviyorum. Rahat gank atabiliyorum. Bu arada bu wave'i alıp base atalım. Bokunu çıkarmayalım. Diana her Q'yu kaçırdığında rahat hareket edebiliyoruz. Kayn tapta. Güçlenmeden asla tekrar tekrar adamı kesemeyiz abi, bunu unutmayın. Her zaman güçlenmemiz gerekiyor base'e gidip. Birazcık manamız da olsun. Twinkie bu da benden olsun dedi, 75 lira attı. Eyvallah abi, çok teşekkür ediyorum. Abi Kiyana oynar mısın, izlemesi çok zevkli. Bu elden sonra zaten Kiyana patlar ya. Adam CS'de yetişti yalnız. Kötü base'ler attık. İyi de minyon kesememişiz chat. Performans düşüklüğü görüyorum. Oh, nasıl değmedi. Tam minyonu alacağı yere gidiyorum abi. Kaçma oğlum, kaçma. Ulan mercimek, bir tane vursan adama, keseceğiz. Gel mercimekçim. Ulaşı var bunun. Predik mi geliyor? Ulan be. Ya. Bokunu çıkardık. Normal Q atmam mı gerekiyordu? Neyse, flash'ı gitti adamın. Soraka'nın Q'sunu dojuyoruz. Hep bak aklımızda var bunlar. Hop.
Bana atmadı zaten. Oh, TP atmış. E'ye manam bitti. Flash atıyorum ya. Yapacak bir şey yok. Oh! Nasıl ya? Oradan oraya atlamaması lazımdı. Intledik chat. Fena intledik. Bu wave alırken kesiyoruz abi onları. Bak hemen erkenden atmadım. Base'de bekledim biraz. Oh! Q'ya basamadım. Hiç uğraşmıyoruz. Hemen ulti basıyorum. Çünkü mid'e herhalde açacağız. Şu hero'daki güce bak ya. Şu wave... Böyle bir wave temizleyen başka bir hero yok ha oyunda. Nadir. Damage'e bak. Oynayışa bak Kayn'in bir de. Biz bitirelim o zaman. Base ya. Base base. Mermiler seksin. Bu alemde teksin kral. Bu arada bir sorun var. Sigara kullanmayı bıraktın mı? Bıraktıysan nasıl bıraktın? Merak ediyorum doğrusu. Teşekkür ederim. Abi ben sigarayı zaten tek tük içiyordum ya. Ben böyle bağımlısı değildim. O yüzden bu soruyu cevaplamak hem senin için hem de benim için yanlış olur. Teşekkür ederim bağışın için. Velkoz yok mu? Cassiopeia sence oyun taşıyabilir mi? Grendel günlerdir bunları konuşuyoruz. Cassiopeia bence en iyi main carry'lerden birisi solo queue için. Ryze daha hızlı. Evet, evet. Ama mesela 7 level'da Syndra daha hızlı, anladın mı? Ryze de hızlı, evet, iyi dedin. İyi dedin kral. Bak kendime güvenmediğim için Ayle alıyorum. GG easy. Üstüne para verseler oynamam dediğin hero. Katarina. Şimdi atıyormuş para. Hemen oynuyorum. Şaka şaka. Oynamam ya Katarina. Sevmiyorum abi hero'yu. Alamadım ya. Çalmayı denedim de. Can we just end? Aurel'in sol de olabilir belki. Tek ölen sensin. Chat yine negatif, yine negatif. Helal olsun. Ama en iyi oynayan da benim yani. Şimdi Diana gidiyor oraya, yardıma gidelim. Tek Q ya, öyle de at. Okey, bu da olur. Hey 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 hey, what's happening ulat? Koray Fitness here, Allah. Ah be. Bitirseler keşke. Allah. Mercimek. Yardım et. Lütfen. Kalkan mercimek, kalkan ver, ölüyorum. Aha benim için tankladı. Mercimek kaptırdık mı galiba? Okay. Bitirelim ya midden artık. Let's go. Bütün itemları sat 50 lira. Ya Twinky. Cankat sen misin lan? Oyun kazandık zaten de yani satarım. Buna basma 50 liranı. Basit bir şey istedim. El liranı böyle bir şey için kaybetme abi lütfen. Ultiye manam da olsun. Oyun bitti oğlum zaten. Yani. Neyse alalım bari 50 lirasını, ne yapayım. Ekran yakımı bana öyle geliyor. Bu arada arkadaşlar YouTube'da falan çok fazla görüyorum şeyi.
Lan sattık mı son item'ı göremedim bu arada. ben şimdi 1600'e 900'de oynuyorum normalde oyunu. Yayına da biraz büyütüp verdiğim için ekran size daha yakın gözükebilir. Çünkü 1920'ye 1080 veriyorum yayına. Ama normalde 1600'e 900'de oynadığım için size biraz büyük gelebilir. Böyle minyonlar daha detaylı gözükebilir. Neden öyle oynuyorsun? Şimdi Doğaç'cığım anlatıyorum sana. Eskiden durumumuz iyi değildi bizim. Benim Samsung monitörüm vardı. Maksimum 1366'ya 768 mi ne veriyordu. Ben de LoL'ü hep onunla oynuyordum. Turnuvalara bir gittim abi. 24 inç kocaman ekran. Kocaman yani. Ben de alışamadım. O yüzden 1600'e 900 yaptım. Bir saniye, bunu böyle anlatmayacağız. Eskiden abi durumumuz bizim çok iyi değildi. Benim monitörüm çok küçüktü ve ben League of Legends'ı o monitörde oynuyordum. Ve sonra bir anda turnuvalara gittiğimde 24 inç monitör bana çok büyük gelmeye başladı. 24 inç monitör bana çok büyük geldikten sonra bunu biraz küçültmek zorunda kaldım. Çünkü bende bir fakir alışkanlığı vardı. O da küçük ekrandı. Niye ben burada kaldım ya? Bak böyle anlatınca ne kadar değişiyor aslında, değil mi? Fark ettiniz. Şimdi herkes ağlıyor şu an. Görüyorum.